وَمَنْ دَخَلَ بُنْ شَانِ عَانِنَا Kim oraya girerse, Beytullah'a girerse, bilsin ki emniyet altındadır. Allah-u Teala onlara hiçbir korku, hiçbir endişe, hiçbir zeval vermeyecektir. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ Bu sebepledir ki, insanların üzerine borç olmuştur ki, Allah için o Beytullah'ı ziyaret etsinler. مَنْ سَتَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Oraya gidecek kadar gücü ve kuvveti olanlar, herkes gitmek zorunda ve gitmek borcundadır bu Cenab-ı Hak. وَمَنْ سَتَرَى Kim bu haccı intihar ederse, hac neymiş canım, Araplara para yedirmekmiş, hac da neymiş, her sene şu kadar bin hacı gidip oraya para yediriyor, bandını tutmak Araplara para mı yediriyor efendim, nedir bu hac diye, bu şekilde küfür eden kafir olanlara karşı, فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Allah'ın bu türlü şeylere ihtiyacı olmadığını bilsinler ve devlet yollayıp kafir olanlar da ebedin ebed cehennemde onu yaratacaklar bunlar. İntihar edin. Bu gerçeklerle haccın birinci noktası Kâbetullah, Beytullah olduğunu ifade eden kısa açıklamamızı arz ettim. Beytin ve Beytullah'ın bulunduğu noktanın önemini bir parça arz ettik. Ondan sonraki şekillerin, suretlerin, hakikatlerin girer bu izahını haftaya bir buçuk saat devamla inşallah yine hava böyle olmazsa, şarıl şarıl yağmurlar yağmazsa, Hak Teâlâ fırsat verirse dostlarımızın, kardeşlerimizin de devamı, her gelen bir kardeşimizin bu ikisini de beraberinde getirmeleri gibi bir çare ve tedbir devam ederse inşallah bu derslere devam edeceğiz. Hak Teâlâ bir zeval, bir kadar, bir fitne, bir fesat vermedikçe, soluğumuz çıktıkça, nefesimizi alıp verdikçe, Allah demeye ve Allah'ın dinini anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle.